Esselamu Aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün inşallah sizlerle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi helak edici günahtan sakının diye bize ihtar ve uyarıda bulunduğu hadis-i şerifler çerçevesinde bu günahlar ve bu günahlarla ilgili Kur'an ve hadisteki temel yaklaşımları ve bir Müslüman bilinçte bunların ne anlama geldiği hususunu Beraberce mutala edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, işte bu seb'al mubikat. Yedi, helak edici şeyden sakının. Öncelikli olarak burada peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın Günahlarla ilgili dikkat çekici, vurgulayıcı ve bu mesele üzerinde insanların tefekkür etmesini, tezekkür etmesini e, mutalada bulunmasıyla ilgili müthiş bir ifade, e, caydırıcı bir uslubun olduğunu hemencecik fark ediyoruz. Yani e, dikkat ediniz, e, agah şeklinde bir uyarı değil, içteni bu şeklinde bir uyarı. Şimdi bir fiili yapmamaya ilişkin emirden o fiilden uzak olmaya ilişkin emir daha belidir. Yani yapmayı bir kenara bırakın, yapmayı düşünmeyi bir kenara bırakın, ona yaklaşmayın, ondan uzak durun. Onunla sizin aranıza fersah fersah engeller koyun, mesafeler oluşsun. Bunun üzerine hemen sahabe dikkat kesiliyor tabi. Ya Resulallah, mehunne o yedi helak edici şey nedir ya Resulallah? Kale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen birinci zikrediyor. Eşşirku billah. Allah'a şirk koşmaktır. Ve sihru sihir yapmaktır. Ve nefsilleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere bir insanı öldürmektir. Ve eklül mal yetim. Yetimin malını yemektir. Ve eklül riba. Faiz yemektir. Ve tevelle yevmel zahfi savaş meydanından kaçmaktır ve gasful muhsenatil gafidatil müminat kendisine atıldığı iftiradan bile haberi olmaksızın namuslu bir kadına iftirada bulunmaktır. Muazzez kardeşlerim, içten ibu ifadesindeki uslup aslında Kur'an'ın uslubuyla birebir örtüşüyor. Hani Rabbimiz de ayeti kerimesinde içten ibu kebaira مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Yani Allah'ın haram kıldığı, onun tarafından haram kılınmış olan büyük şeyler. Yani Allah bazı işleri büyük. Yani bizim gönül dünyamızda, akıl dünyamızda, fikriyatımızda veya da hayata bakış açımızda onlar önemsiz olabilir. Ama Allah diyor ki bunlar büyük şeylerdir. Sizin tahmin edemeyeceğiniz, sizin fark edemeyeceğiniz toplumda e, infiallere veya da toplumsal e, bozulmalara, toplumsal ifsa'da, top, toplumsal çözülmeye insanın kalp dünyasını, fikir dünyasını, his dünyasını, akıl dünyasını, sosyal ilişkilerinde tarumara sebebiyet verebilecek genişlikte etkiye sahip günahlardır. Tabi modern e, modern dünyada hepimiz sadece maddenin maddeye olan tesirini, maddeler arasındaki ilişkileri önemseyen ve dikkat eden ve sadece bunları gerçeklik e, hanesine yazan pozitivist bir akılla yetiştirildiğimizden dolayıdır ki günahların insan hayatına tesiri, günahların kalp hayatına tesiri, günahların rızıkımıza tesiri, ahlakımıza tesirini Fark edebilecek liyakat ve basiretten bazen mahrum olabiliyoruz. Yani e, bir alime bir çocuğunu götürüyor ve diyor ki işte bu biraz yaramaz yani ahlaki bir takım zaafları var deyince alimin ilk olarak ailesine tavsiye ettiği şey onun diyor midesinde haram rızık var. Ondan dolayı o haram rızkın yediği şeyin necaseti onun ahlakının kirlenmesine sebebiyet veriyor. Şimdi böyle bir bağlantıyı basiret sahibi alimler maddenin künhüne varmış olayların maddi ve manevi ilişkisini bir bütünsellik içerisinde analiz edebilecek e, yetkinliğe sahip olan alimler görüyor ama bizim bugün bunu anlama noktasında zafiyetlerimiz var. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor helak edici şeyler yani bunlar öyle zannettiğiniz gibi durduğu gibi durmaz kişisel veya da kişinin özden hayatında, bireysel hayatında saklı kalıp orada sadece etkisini orada göstermez. Bilakis tüm kainatın düzeni, tüm kainatın ahengi, kişinin maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zararla uhrevi anlamda zarara düçar olmasına sebebiyet verecek bir etkiye sahiptir. İşte ondan dolayıdır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam net olarak konuşuyor. Helak edici insanlığı bu dünyada da ahirette de mahvu perişan eden günahlardan sakının. Hemen ilk birinci sıraya elbette ki imanın temel esasının muhafızı yani İslam dininin tevhid akidesini yerle bir eden şirk inancını zikrediyor. Ne diyor? Eşirkü billah. Allah'a ortak koşmak. Çünkü şirk mana itibariyle Allah'ın sahip olması gereken hakkı yalnızca Allah'a ait olması gereken sıfatları, yetkinliği, hükmü Allah'ın gayrısına devretmektir veya hatta o gibi meselelerde Allah'la işbirliği, Allah'la denk olabilecek bir takım güçleri ve otoriteyi kabul etmektir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda o kadar hassas ki bir sahabi böyle yani güncel hayatta konuştuğu uslu ile bir mesele sorulduğunda diyor ki ben ve Allah istersek yaparız deyince hemencecik Allah Resulü Aleyhisselatü ve vesselam ikazda bulunuyor. Diyor ki Allah'ın iradesinin yanına başka bir iradeyi ortak koşma. Ne de eğer Allah dilerse ve isterse yaparım de. Yani bu meselede insanın iradesini nefyetmek, etkisizleştirmek değil. Ama mutlak irade sahibi olanın, mutlak hakim ve hüküm sahibi olanın Allah olduğu hakikatini kalplere nakşetmek istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Bu sebepten dolayıdır ki İslam alimleri şirk meselesi üzerinde çok geniş ve teferruatlı durmuştur. Çünkü şirkin çok farklı türleri var ki ama ilk önce bir meseleyi izah etmek lazım geliyor. Yani çünkü inna Allah la en yushrike bihi ve yaghfir ma dun zalika limen yasha. Allah şirk dışında istediklerini affeder. Ama şirki asla affetmez. Yani bir insanın uhrevi kurtuluşu her şeyden önce uhrevi kurtuluşu kişinin şirkten arınık bir imana, sahih bir imana, sağlam bir tevhid akidesine sahip olmasına bağlıdır. Bu sebepten dolayı İslam alimleri şirki beş kategoride analiz etmişler. Yani bir, Allah'ın zatına denk görmek, Allah Allah'la beraber haşa başka ilahlar olabileceği zannını tevehüm ettirebilecek şekilde işte ...istiklal... Ist, ...şirki istiklal dedikleri... ...yani iki tanrı, üç tanrı... ...iyilik tanrısı, kötülük tanrısı... ...yerin tanrısı, göğün tanrısı... ...gibisinden veya da insanların... ...tanrısı, evrenin tanrısı gibinden... ...Allah ve onun benzeri... ...onun dengi olabilecek... ...başka ilahlar tahayyül edebilmek... ...veya da başka ilahlar... ...olduğunu kabul etmek... ...böyle bir inanca ve sapkınlığa... ...rıza göstermek... ...birincisi bu, şirki istiklal... İkincisi ise şirki tebiiiz yani Allah'ın haşa unsurlardan parçalardan cüzlerden meydana geldiğini zannetmek böyle bir hayalin böyle bir e, böyle bir sapkınlığın delaletin e, ifade delaletin kendisine inanç haline getirilmiş olduğu bir zihniyeti ifade eder ki bu zihniyet kendisini Hristiyan inancında ortaya koymuş tecessüm ettirmiştir. Hani onlar diyor ya Tanrı hem birdir hem üçtür. Yani nasıl bir hem bir şey hem bir olabilir aynı zamanda üç olabilir? Diyorlar ki Tanrı birdir aslında ama diğer diğer unsurlar baba, oğul, ruhul kudus bunların hepsi bir ama aynı zamanda kendi içerisinde bağımsız unsurlar. Yani haşa Tanrı parçalardan cüzlerden oluşmuş gibi mürekkep bir varlık gibi düşünüyorlar. Haşa Tanrı'nın mürekkep bir varlık olması Farklı cüzlerden bir araya geldiğini vehvetmek haşa Allah'ın cüzlere parçalarına ihtiyacı olduğunu e, inancına bizi götürür ki bir başkasına muhtaç olan Tanrı olamaz. Bir başkasına muhtaç olan ilah olamaz. Bir başkasına muhtaç olan mutlak bir vücut varlığı zorunlu varlık olamaz. Varlığı zorunlu olan varlık olamayınca varlığı başkasına muhtaç olur ki o da zaten ilah olmaz. Bu sebepten dolayı muazzez kardeşlerim. Diğeri de şirki tebeiz. Üçüncüsü ise şirki takarrub. Yani kişilerin kendisini Allah'a yakınlaştıracağını, Allah'a daha böyle e, yarın haşa Allah'ın huzurunda kendisi şefaatçi olacağı düşüncesiyle Allah'ın gayrısındaki bir takım varlıklara uluhiyet nispet etmek. Mesela <laughs> şu ayeti Yunus suresi 18. ayet kerime. Ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum ve la Yani siz size hiçbir zarar vermeyen, size hiçbir fayda da vermeyen. Çünkü mutlak hakim olmayan, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olmayan, iradesine ipotek konulmayacak e, olan bir varlık olmadığı müddetçe o varlık diğer varlıklara kendi keyfine göre istediğine göre zarar veremez. Ancak mutlak hakim olan isterse fayda verir ancak mutlak hakim olan isterse zarar verir. O dilemedikçe ve istemedikçe onun dışında hiçbir varlık ve güç asla bir başka varlığa ne yapamaz zarar veremez. Ancak onlar şöyle dediler. Ve yekulun ha ulai şefa ha ulai şefaa e, şefa indallah onlar bizim yarın Allah huzurunda şefaatçilerimiz olacak. Bize yardımcı olacaklar. Ha biz de biliyoruz bunlar aslında yaratıcı değiller. Biz de biliyoruz bunlar doğrudan bize rızık vermiyorlar. Ancak onların Allah katında çok değerli, Allah katında çok böyle e, yüksek mertebeleri var. Allah onları kırmaz. Allah onların sözünü boşa çıkarmaz düşüncesiyle biz onların rızasını kazanalım ki yarın onlar da bize Allah'ın rızasını kazandırmış olsunlar diye Allah doğrudan Allah'ın rızasını amaçlamak yerine doğrudan Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik işler yapmak yerine kendisince aracı gördüğü kendisini Allah'a yakınlaştıracağını varsaydığı vehmetli varlıkların rızasını hedefleyen bir takım yanlış sapkınlıklara meyletmek Bakın muazzez kardeşlerim bunun içerisinde gizli şirk diye ifade edebildiğimiz riya, süm'a veya da tekebbür türünden bir takım hastalıkları da barındırır. Kıyamet gününde diyor Allah azze ve cel yani böyle peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde bir grup insan getirilir ve der ki Allah azze ve cel bunları cehenneme atınız. Melekler şaşak kalmışlardır. Ya Rabbi bu adamın namazı var, bu adamın orucu var. Bu adam işte şöyle gayret etti, şöyle infak etti, şöyle şöyle şeyler yaptı. Ama Allah niyetleri en iyi bilen olması sebebiyle orada muhteşem bir şekilde meleklerin bu merakını izale eder. Der ki: "Onlar benim rızamı kazanmak için değil." başkalarının gözüne girmek için, başkaları tarafından iltifata mazhar olabilmek için, başkaları tarafından takdir edilmek için ve de toplum nazarında itibar sahibi olabilmek adına o amelleri icra ettiler. Bugün o gün kimin rızasını amelini kime arz etmişlerse, hangi gaye için kimden medet ummuşlarsa Bugün de verebiliyorlarsa sevabını gitsin onlardan alsın. Onlar sevabını benden bekleyerek, benden umarak amelde bulunmadılar ki. İşte bundan dolayı muazzez kardeşlerim. Tekarrup şirki ki bugün ruh dünyamızı, fikir dünyamızı yani tamamen ilizyonun hakim olduğu, tamamen her şeyin numayişe, gösterişe ve de vizyonel e, olarak ön plana çıktığı bir zeminde bizim gerçekten kalplerimize, ruhumuza, bu noktada hassas bir şekilde sahip olmamız lazım geliyor. Diğer bir şirk şekli ise muazzez kardeşlerim esbab şirki. Eşirkül es esbab. Yani müsebbibil esbabı unutup sebepleri sebep kılan, sebepleri müsebbebe bağlayan, sebepleri, neti sebepleri neticeye bağlayan gerçek sebep kılıcıyı, gerçek kanun kılıcıyı unutup sadece aracı sebeplere takılı kalıp her şeyin o sebepler sebebiyle olduğu zannına kapılmak yani şifayı ilaçtan bilmek Allah'tan değil. Evet Allah bu dünyayı sebepler dünyası kılmış ki biz gayret edelim, biz çalışalım, ortaya bir emek koyalım ve yaptığımız gayretin ölçülebilir olabilmesi adına, tahmin edilebilir olması adına, hedefe varabilmemiz adına Allah bu dünyayı sebepler dünyası kılmış. Ama Allah'ın kendisi sebeplere mahkum bir varlık değil. Dilerse o sebeplerin hepsini kaldırır. Dilerse Allah sebepsiz de verir. Hani diyor ya siz hakiki manada muttaki olduğunuz zaman hiç ummadığınız, hesap etmediğiniz, beklemediğiniz yerlerden Allah sizi rızıklandıracaktır buyuruyor. E biz buna itikat ve iman etmişiz. Peki sebepler Allah sebeplere tevessül etmemizi emrettiği için biz sebeplere itibar ederiz. Yoksa sebeplerin kendisinin bizatihi kendinden kaynaklanan bir etkileri bir güçleri yok. Sadece onlara etki veren Allah'ın onları müessir kılan mutlak gücün Allah olması sebebiyle Allah'ın onlara itibar etmemize e, istemesinden dolayı biz onlara o kadar itibar ederiz muazzez kardeşlerim. Bugün pozitivist ve materyalist felsefenin belki de en büyük çıkmazlarından bir tanesi veya da bu anlamıyla e, bilimcilik dediğimiz bilim değil yani tek hakikatin bilim olduğunu iddia edenlerin temelde ...yanılgıları burada zaten. Yani varlığı kendinden olmayan ve bu anlamıyla var oluşu için e, ve varlık şartını gerçekleştirmek adına Başkasına muhtaç olan varlık kendisi bizzat zorunlu olamaz. Onun nitelikleri de zorunlu olamaz. Kendisi mümkün olan zorunlu gibi amel edemez. Ya kendisi mümkün zaten. Kendisi mümkün varlık. Yani ne demek mümkün varlık? Yokluğu da varlığı da düşünebilir. Yokluğu da varlığı da birbirine eşit. Onun varlığı kendinden ve zorunlu değil. Kendisi mümkün olanın nasıl oluyor da onun sıfatları, onun etkisi, onun tesiri zorunlu olabilir. İşte bu da bir başka akıl meselesidir. İşte bundan dolayı muazzez kardeşlerim, Allah Azze ve Cel inne şirkele zulmün azim buyuruyor. Şirk en büyük zulümdür. Çünkü şirk her şeyden önce mutlak yaratıcının, mutlak kuvvet, kudret, ilim, hikmet sahibi olan hüküm ve af sahibi olan mutlak yaratıcının hakkına bir tecavüzdür. Onun hakkını yemektir, gasp etmektir. Çünkü e, yeryüzünde ilah olmak Rab olmak yalnızca Allah'ın hakkıdır. Şirkin bir diğer boyutu, diğer uzantısı ise muazzez kardeşlerim ibadette yani Allah dışında başkalarını ibadete ve itaate layık görmektir ki bu da yine üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesidir. Yani eee uzunca bir mesele olması açısından bu sebepten dolayı ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın isminden başka bir şey üzerine yemin edilmesine rıza göstermiyor. Allah'ın isminden başka çünkü yemin bir şeyin kutsallığına yüceliğine ve ancak ve ancak her şeyle seni gözeten gören bir varlık olduğuna sana yanlış yaptığında yanlış bir icraat ettiğinde yani çünkü yemin destek içindir. Yani söylediğin sözü kuvvetlendirmek içindir. Şimdi kuvvet aldığın varlığın kendisi zayıfsa nasıl olur da seni kuvvetlendirebilir? İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeminler meselesinde bile çok hassas bir şekilde tavır almamızı veyahut da bu noktada inceliklere itibar etmemizi bize emrediyor. Tabi şirk meselesi çok geniş bir mesele. Ama biz yavaş yavaş meseleleri analiz ettiğimizden dolayı diğer meseleler üzerine de durmamız lazım geliyor. Diğer ise sihir demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet az önce konuştuk muazzez kardeşlerim. Yani evet sebepleri şirk etmeyeceğiz. Şirk yapacak kadar etkin ve müesir bir güç haline getirmeyeceğiz. Ama bu sebepleri yok saymak anlamına da gelmez. Çünkü nazariyet dediğimiz yani tefekkür gücü dediğimiz şey sebeplerin neticeye bağlanması üzerine kuruludur. Veyahut da sebeplerin müsebbebe, mukaddimenin neticeye bağlanması üzerine kuruludur. Eğer biz yeryüzünde başka varlıkların etkin olabileceğini, bizim Allah'ın koymuş olduğu adetullah ve sünnetullahın dışında başka güçlerin de olaylara tesir edebileceğini, bu sebepten dolayı o tesir edebilecek varlıkların kendi hizmetimizde kullanmak, amacımızda kullanmak için bir takım özel eylemlerde bulunabileceğine dair itikat aslında öncelikli olarak imani bir problemdir ameli problem olmazdan önce. Sihrin bundan dolayı alimlerimiz bazı sihirler vardır ki diyor insanı küfre götürür. Niye? Çünkü yapılan sihrin niteliğinde bizzat küfrü gerektirecek bir takım e, sözler, küfrü gerektirecek bir takım itikatlar var. Çünkü Allah azze ve cel net olarak ifade ediyor. Allah dilemediği müddetçe ayet kelimenin ismi ve ma ve la yenfauhum. Ve alimu lemen ishtarahu ma lahu fi'l Yani onlar ahirette kendilerini helak edecek şeyler satın aldılar diyor. Bakara suresi uzun ayet-i Ben sadece son kısmını burada ifade ettim Muazzez kardeşlerim yani insanlar arasında ayırabilmek, karı koca arasında fitne sokabilmek ve onları buna ikna edebilmek, gerçekliği e, ters yüz edip çünkü e, İmam Maturidi Hazretleri diyor ki sihir nedir biliyor musunuz? Sihir diyor bir şeyin gerçeğinin yerine benzerini veyahut da hayalini koymak, o hayali ve gerçeği üzerinden karar almamızı, o hayal e, yani e, ilizyon üzerinden... Sanki o illüzyon gerçekmiş gibi tutum takınmamızı ne yapar? Gerektirecek bir takım sanattır e, sanattır veyahut da hokkabazlıktır buyuruyor. Şimdi işte burada aslında sihrin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, neden bu kadar hassas olduğu az önce itikadi boyutuyla beraber sihir meselesi aslında bizim tabiatı, insanı, varlığı, olayları Doğru bir şekilde analiz edip anlayabilmemize engel olabilecek bir bakış açısı. Bizi hayaller içerisinde, bizi sanallar içerisinde meşgul edip gerçeklikten bizi koparması hasebiyle de e, ne yapıyor? E, tam bir e, şekilde insanın akıl melekesini zaafa uğratan bir yönü var. İtikadi boyutuna zaafa uğratan bir yönü var muazzez kardeşlerim. İşte bu noktada... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir takım e, sihrin yapıldığı ile ilgili rivayetleri analiz ederken şunu dikkat etmemiz lazım geliyor. Nedir dikkat etmemiz lazım gelen? Yani insana tesir tıpkı e, mikrobun insan vücuduna tesir etmesi gibi tozun insana tesir etmesi gibi bir takım manyetik alanları manyetik güçleri veya da manevi varlıklar insana tesir edebilir. Ama tek, tekrar edelim. Şimdi biz mikroplar bize tesir ediyor diye mikropları kutsuyor olmuyoruz. Şimdi o sebepten dolayı görünmeyen bir takım varlıklar bize tesir ediyor diye onları kutsamamız mı gerekiyor? Sihir işte yanılgı noktası burada. Onların tesirinin olmadığını söylemek değil. Asıl mesele tesir ediyor diye onları kutsallaştırmak, onları yüceltmek, onları dokunulmaz kılmak ve bu arkasından da adeta onları e, yüceltip ve kutsallaştırmanın peşi sırasında da Onlardan bir takım yardım talebinde bulunmak. Bakın nereye doğru gidiyor? Şirke doğru gidiyor. Bu sebepten dolayı bizim muazzez kardeşlerim yani e, hokkabazlara karşı e, bu noktada bizim aklımızı çelmeye çalışanlara karşı uyanık olmamız lazım. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Güzel sözde de sihir vardır. Adam öyle konuşur, öyle etkili bir uslup tak taktik kullanır ki... Batılı hak hakkı batıl gibi gösterir. Zaten sihrin haram olmasındaki sır da buradadır. Hakkı batıl, batılı hak gibi gösterip seni bir yanılgı içerisinde ne yapmak, haktan uzaklaştırma noktasında bir tavır veya da tutum içerisine sevk etmesi sebebiyle ne yapılmıştır? O da haram kılınmıştır. Toplumu helak eden bilimsel gelişmelerin önündeki veyahut da gerçek çözümlemelerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır muazzez kardeşlerim. Helak edici şeylerin üçüncüsü katnun nefsülleti harramallahu illa bil hak. Yani haksız yere adam öldürmek. Önce bu haksız yere cümlesini yani haklı yere adam öldürülebilir mi? Yani İslam ne sadece yani belli meselelerde kasten adam öldürmüşse, yol kesip eşkıyalık yapıp toplumsal anlamda anarşiye sebebiyet vermişse veya da evli olduğu halde yani nefsini helalle tatmin etme imkanı varken bile isteye harama tenezzül edip zinaya düşmüşse bunların ancak suçları ispat olunma şartı ile suçları o İslam'ın öngördüğü temel esaslaşa zinasa dört şahit gözleriyle görecek kadar net berrak bir şekilde e, ...tabir edecek şekilde görecek kadar... ...veyahut da kasten adam öldürme durumlarında... ...suçları sabit olduktan sonra... ...ancak meşru yönetimin hükme bağlayacağı bir meseledir. Yani kişilerin e, keyfe yaşa... yani ...kendilerine göre, zanlarına göre... ...kendi hissiyatlarına hem hakim hem yargıç hem savcı... ...hem de taraf olmak gibi... ...İslam'da bir muhakeme sistemi yoktur. Bundan dolayı muazzez kardeşim... ...sizin bir iddianız varsa... O iddiayı ispat edecek şekilde ne yaparsınız? Meşru devletin muhakeme veyahut da hüküm mercilerine müracaat eder. Orada çözümler üretilebilir. Bundan dolayı hani ayet-i kerime daha hepimizin maluma bildiği şeydir. Kim haksız yere bir insanı öldürmüşse tüm insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü bir şahsı haksız yere öldürmek aslında doğrudan doğruya yaşam hakkına ilişkin bir tecavüzdür. Ki tüm ilahi dinlerin yeryüzüne gönderilme gayesi yeryüzünde öncelikli olarak insanların yaşama hakkını garanti altına almaktır. Yani Allah bir takım hükümler, ahkam-ı ilahiyyesi, şeraiti hükümleri beyan ediyorsa bunların en temel başat gayelerinden birincisi nedir? İnsanların yaşama hakkını, can emniyetini tesis edebilmektir. Çünkü yaşama hakkı en temel haktır. Diğer haklardan istifade edebilmek, diğer haklardan yararlanabilmek, yani mal sahibi olabilmek, evlenebilmek, seyahat edebilmek, ilim tahsil edebilmek, ne bileyim, diğer sağlık imkanlarından istifade edebilmek, konuşabilmek, fikrini beyan edebilmek, inanmak gibi diğer haklar ancak yaşayan insanlar için mümkün olan haklardır. Siz en temel hakkını gasp ettiğiniz zaman aslında diğer haklarını da do dolaylı olarak ne yapmış oluyorsunuz? Gasp etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Men gatele mü'minen müteammiden kim bir mü'mini kasten bile isteye suçsuz yere öldürürse ceza-uhu cehennem onun yeri nedir cehennemdir. cehennem haliden fiha orada böyle neredeyse ebedi diyeceğimiz uzun bir müddet kalır. Gadib Allahu aleyhi. Bakın bir cehennem ebedi cehennem. İkincisi yetmemiş bir de Allah'ın gazabını hak etmiş. Allah'ın öfkesini celbetmiş. Neden? Çünkü insan dediğimiz canlı yeryüzünde Allah'ın en müstesna sanatı. Yani siz çocuğunuz şöyle özüne bezine birkaç gün uğraşsın uğraşsın. Onun yapmış olduğu resmi yırttığınız zaman ne yapar çocuğunuz? Yırttığınız kağıt değildir. Yırttığınız çocuğunuzun emeğidir, özverisidir, tahayyülüdür, beklentisidir. veya da o noktada onun dikkate alınmamasıdır. Bundan dolayı ne yapar çocuk? Çocuk olduğu halde. Kendi eserine yapılan bu hakarete tahammül edemez, öfkelenir, ağlar, sinirlenir. İşte insan da Allah'ın en büyük sanatı, Allah'ın en büyük şah eseri. Bu sebepten dolayı onun sanatına el uzatmak aslında sanatkarına el uzatmaktır. Sanatkarının hürmetini çiğnemektir. Bundan dolayı ne yapıyor? Gadiballahu aleyhi. Allah o kendi sanatına el uzatana karşı gadaplanıyor, yetmiyor. Ve le'anehu. Bakın İfadeler çok böyle müteşeddit ifadeler. Yani e, Allah pek çok ayet-i kerimede günahlardan dolayı cehennemle tehdit etmiştir. Allah bazı günahlardan dolayı gadabıyla tehdit etmiştir. Veyahut da lanetle ifade etmiştir. Ama üçünün bir arada bulduğu, bulunduğu çok az sayıda günah vardır ki onlardan bir tanesi nedir? Adam öldürmek. Bak ebe ebedi cehennemliktir. Allah'ın gazabı var üzerine yetmiyor ve ve ne var bir de onlara laneti var Allah'ın ve âdeti Allahu elime iç acıtıcı büyük bir ne yapmış Allah onlara azap hazırlamıştır zaten e, Furkan suresinde de Allah azza ve cel müminlerin özelliğini anlatırken aslında hadisle paralel anlamları ifade eden nasıl ki e, az önce saydıklarımız helak edici ise Öyleyse mümin denilen kimse ıslah edici olması sebebiyle yani toplumsal hayatta e, tamir edici, onarıcı, ıslah edici, maslahatçı bir tavır takınması gereken çünkü mümin elinden ve dilinden diğer insanların emin olunması gereken şahıs olması hasebiyle Allah Furkan Suresi'nde şöyle tavir ediyor. Yani pek çok vasıflarından zikrettikten sonra "Ellezine le ama Allah ile akhar" Allah'la beraber başka bir varlığa asla ibadet etmezler. Onların tüm teveccühatları, rızasını aradıkları e, varlık Allah'tır. La yaktulun nefselleti harram <laughs> Allahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler. Ve la yezunun zina etmezler. Ve men yef'al zalike yelqa Kim bunları yaparsa ne olur? Tam günaha batmış olur. Yudaaf lehu azabu yawmal kıyamah. Kıyamet gününde azapları ne yapmış olur? Şiddetlendirilmiş, arttırılmış olur. Ve yahludu fiha ve orada alçaltılmış olarak e, ebedileştirilirler. Orada ebedi kalırlar. Ancak illa men tabe. Tövbe edenler müstesna diyor Allah. Şimdi e, burası önemli muazzez kardeşler. Zaten hadisin başında içten ibu diye başlaması da bu günahları işleyen kimselerin hemen geciktirmeden tövbe etmelerinin vücubiyetine de bir e, ne vardır diyor alimlerimiz işaret vardır. Diğeri eklül mal yetim. Yetimin malını ne yapmak? Yetimin malını haksız yere yemek. Çünkü Kur'an-ı Kerim vaktimiz e, hızlıca geçtim diğer maddeler sadece birkaç ayete işaret ederek İnne, Lazina yekulun yekulun amval yatama Yani kim bir yetimin malını kendisi için belirlenmiş ölçülerin dışında haksız olarak el uzatırsa, inne yekulune fi butunihim onlar <laughs> naran. Yani adeta karınlarını ateşle doldurmuş ateş yemiş kimseler gibidir. Sonra Vasıya ne o böyle iç acıtıcı daha böyle alevli bir ateşe de ne yaparlar yaslanırlar iç ateş dış ateş yani bir hadis şerifte şöyle tabir ediyor kıyamet gününde bazı insanlar böyle kıyamet sahnesinde kıyamet mahşer meydana gelecek ki diyor böyle ağzından böyle alevler çıkıyor yani ee, yemek yenilen ve yemeğin boşaltım sistemlerinden e, her böyle nefes alınan her organından dışa açılan iç organların hepsinden adeta böyle ateş böyle çıkıyor böyle içi hemen diyor işte tüm insanlar onun yetimin malına el uzatan insanlar olduğunu bilecekler. Oysa işte tam bunun tersi vardı değil mi muazzez kardeşlerim? Yani Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam ne buyuruyordu? Kim bir yetime sahip çıkar? onu besler, büyütür, terbiyesiyle ilgilenirse, kıyamet gününde benimle şöyledir buyuruyor. Yani işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getiriyor, benimle böyledir, benimle yan yanadır onlar. Şimdi bir tarafta böyle olmak var, bir tarafta da hem ayet-i az önce tabir ettiği, tavsif ettiği, yani midesini ateşle doldurmuş, içini ateşle doldurmuş bir vasıf var. Bu aslında ayet-i kerime kişinin sadece ahiretteki ahvaliyle ilgili bir manzarayı bize işaret etmiyor. Hakikatte dünyadaki ahvalini de bize tabir ediyor. Çünkü yetimin malına el uzattığınız zaman aslında siz kendi elinizle kendi evinize ateş taşımış oluyorsunuz. Yani akrabalık ve husumeti yani kindarlığı, nefreti ve öfkeyi de yavaş yavaş kendi üzerinize celp etmiş oluyorsunuz ki aslında farkında değilsiniz. Diğer ise muazzez kardeşlerim yani helak edici diye bir husus yani <laughs> beşinci eklur riba faiz yemek bu çağın en büyük vebası yani yaşadığımız çağın en büyük vebası. Çünkü bir defa şu hakikati anlamamız lazım geliyor. Allah net olarak diyor ki, faiz ye yiyenler yerlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Şimdi bu ahiret, yani yeniden diriliş sahnesini bize tasvir ettiği gibi, Sosyal hayatı da tasvir ediyor. Böyle çarpılmış gibi. Ekonomik olarak şeytan çarpmış gibi. Yani şeytan çarpma bu bir deyim arkadaşlar. Yani biz böyle eli yüzü kaymış, gözü kaymış. Ondan sonra muhakemesini kaybetmiş. Ne yapacağını bilmeyen insanlar için kullanırız bu ifadeyi. Gerçekten öyledir. Yani faize dayalı tüm sistemlerde. Yani üretimle tüketim arasında. Mal sahipleriyle, üreticilerle diğerleri arasındaki denge ölü altus olmuş ki toplum adete şeytan çarpmışa dönmüş bir halete gelir. Başka bir ayet-i de bu büyük bir tehdit gerçekten. Faiz yiyenler ve in lem tefalu eğer faiz yemekten vazgeçmezseniz faize dayalı sistemlerden anlayışlardan faize dayalı ekonomik nazariyelerden, ekonomik işlemlerden vazgeçmezseniz fe'zenu bir harbin min Allahi ve Resulih. Allah ve Resulü tarafından size bir harp ilan edilmiştir. Size bir harp açılmıştır. Allah tarafında yani savaştığınız taraf Allah'sa mağlubiyet kesindir. İflah olmamız İflah olunması da mümkün değildir zaten. Onun için muazzez kardeşlerim, tabii faizle ilgili pek çok mesele var. Bu noktada o kadar hassas ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam faizi yiyen, yediren, yazan, ona e, tanıklık eden, şahitlik yapan, kayıt altına alan hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Lanetliyor. Bu kadar. Çünkü o cahiliye döneminin temel virüslerinden bir tanesi ve ümmetini de e, son veda hutbesinde bu konuda net olarak uyarıyor. Ama ümmetimiz, ümmeti yani bizler bugün yani tozu her şekilde bir şekilde hayatımız içerisine dahil olmakta Allah muhafaza yapıyoruz. Diğer bir mesele muazzez kardeşlerim ve tevalla zahfi yani ne demek e, muazzez kardeşlerim hak için mücadele ederken hak yolunda mücadele ederken Hakkı güçlendirmek, batılın elini kırmak, yani e, bugünkü Azerbaycan'daki yapan yap, Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi, yani demir yumruk olup e, küffarın o hat bilmezliğini tam e, haddini bildirmek söz konusu iken savaş meydanından kaçmak, hak taraftarlarını zayıf düşünmek, onları moral men veya da güç olarak desteksiz bırakmak, savaş meydanından terk etmek muazzez kardeşlerim. İşte bu da nedir? En büyük günahlardan bir tanesi sayılmış. Bir diğeri ise evli Müslüman bir kadına namus iftirasında bulunmak. Çünkü bu gerçekten hem sosyal hayat hem aile hayatımız için en önemli meselelerden bir tanesidir. Allah bu konuda o kadar net bir ifadede net bir şekilde meseleyi bize beyan ediyor ki innen lezine yermunel muhsenatil gafilatil müminet yani kim böyle adam kadın hakkında konuşmuş laflar üretmiş söz getirmiş söz gitmiş ama kadının daha olaydan haberi bile yok yani böyle iffetli bir kadına kim e, namus iftirasında bulunursa lu'inu fit dünya önce dünyada lanetlenir Vel ahire ahirette de lanetlenir. Ve lehum azabun elim. Onun için çok şiddetli bir azap vardır. Biliyorsunuz e, haksız yere bir kadını iftira atanlara karşı İslam'ın aldığı tedbir bir uhrevi ceza. Bir de onların şahitliği ebediyen kabul edilmez. Adam yerine konulmaz. Ta ki tövbe edecek. Tövbe sonra bile onun uhre, tövbe uhrevi hayata tesir eder. Dünyevi hükmü ortadan kaldırmaz diyen alimlerimiz de var. İşte bunun gibi muazzez kardeşlerim sözü uzatmadan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani toplumsal hayatı infiale, toplumsal hayatta helaka sürükleyen bu yedi şeyden sakınınız buyuruyor ki eğer bu, bu yedi şeyden sakındığımız zaman adeta e, Pey Allahu Azze ve Celle'nin e, sohbetimin başında okumuş olduğum o müjdesiyle karşı karşıya kalırız. Neydi o müjdesi muazzez kardeşlerim? Kim büyük günahlardan sakınırsa Nükeffir ankum Onların ne yaparız? Diğer böyle kontrolsüz, bilinçsiz, habersiz yapmış olduğu diğer küçük günahların üzerine örteriz ve onları her türlü nimetin bolca verildiği cennetine dahil ederiz, girdiririz buyuruyor. Rabbim cümlemizi cennet ehli olanlardan eylesin. Bizi bu günahlardan muhafaza buyursun. Gönlümüzü, fikriyatımızı, nefsimizi, şehvetimizi, gazabımızı bunlardan uzak eylesin. Bizi kendi koruması kalkanı altında muhafaza eylesin diyorum. Bu duygularla hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.